Arkadaşlar kıyı tiplerinden bahsederken okyanusdan da çok e, vurgulu olarak bahsettik. Peki okyanus akıntılarının oluşumunda önemli bir notumuz var. Neler etkidir? Sürekli rüzgarlar, seviye farkı, yoğunluk farkı, sıcaklık farkı ve tuzluluk farkı oldukça etkilidir. Akıntılar ile ilgili sorular geldiğinde de bunları lütfen unutmayalım. Şimdi başka kıyı tipleri başlığı altında ilk olarak biz neyi göreceğiz? Fiyort kıyı tipini. Burada özellikle bir şey vermek istiyorum. Ülkemizde fiyort kıyı tipi yoktur. Neden yoktur derse fiyort kıyı tipi buzulların 0 metreye kadar ilerlediği alanlarda kendini gösterir. Şimdi Türkiye orta kuşakta bulunduğu için Zaten en olarak buzulların etkisini 0 metre kadar inmesini beklemiyoruz. Hatta Türkiye'de buzulların olması bile ihtimal dışıyken yükseltinin artmasıyla Türkiye'de ancak buzullar dağların tepelerinde kalmıştır. Ama 0 metreye kadar inme ihtimali olmayacağı için fjord'un Türkiye'de görülme ihtimali de bu nedenle ortadan tamamen kalkmıştır. Peki ne nerededir fjord derse? Daha kutba yakın daha yüksek, daha büyük enlemleri düşüneceğiz. Onlar da genellikle neyi verecek bize? İskandinav ülkelerini. Yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde fiyordlara rahatlıkla rastlayabiliriz. Ama bu anlamda en ünlü, en popüler ülke hatta fiyordları turizm geliri oldukça yoğun ülke. Nedir derse hemen aklımıza Norveç gelecek. Yani fiyortta en önemli ülkemiz, örnek verilebilecek en önemli, en güzel örneğimiz Norveç olmalıdır. Bunu da unutmayalım. Peki fiyordlar nedir? Nasıl oluşmuştur? Şimdi bakın deniz içerisinde buzul etkisinin zaman içerisinde dalga dalga kol kol ayrılarak ilerlemesine biz ne diyoruz? Fiyort diyoruz. Ve Türkiye'de fiyordun görülme ihtimali bu nedenle nedir? Oldukça azdır. Peki Skyler nedir? Dalmatça kıyı tiplerini göreceksiniz. Dalmatça kıyı tipinin buzul halini ne diyoruz aslında? Skaya kıyı tipleri diyoruz. Yani adacık şeklinde denizin içerisinde gömülmüş o buzul kütleleri zamanla denizin ilerlemesiyle tepecik haline almıştır. İşte bunlar da skyalleri oluşturmuştur. Yine fjord gibi skyalleri Türkiye'de olmayacak buzul şekillerindendir. Lütfen unutmayın. Eski buzul mahallelerin suların altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Bu kıyılarda kutup çevresine yakın yerlerde rastlanır. Örneğin İskandinav Yarımadası kıyıları gibi. Kimmiş örnek olarak Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada ve Grönland kıyıları örnek olarak verilebilecek ülkeler arasında. Skyline tanımını yapmıştık ama şimdi genel bir tanım karşımıza nasıl çıkar ona bir bakalım. Her güç kaya moren yığınlarının bulunduğu alanların deniz durumuna dönüşmesiyle çok sayıda adacığın bulunduğu kıyılardır. Örneğin Baltık Denizi, İskandinav Yarımadaları kıyıları gibi alanlar Sıkaya kıyı tipine yoğun örnektir. Haliç kıyı tipi ise arkadaşlar bir diğer adı, adı ile Estuaj. Ülkemizde yine Haliç'te kıyı tipi yok. Neden demiştik? Okyanus akıntıları yani buna bağlı gelgit ülkemizde çok az bir genlik değerine sahiptir. O yüzden gelgit neticesi az olduğu için ülkemizde Haliç'li kıyı tipine rastlanmaz. Nelerdir rastlanır peki? Ne demiştik? Okyanus kıyıları hemen aklımıza gelecek ilk bilgiler arasında olmalı. Görüyorsunuz yine e, okyanusun bu anlamda Akarsu'nun ağzını yuttuğu alanlarda yani şu şekli aldığı alanlarda biz ne diyoruz? hariçli kıyı tipi vardır ki biz bunu harita bilgisinde oldukça yoğun izohipslerde özellikle oldukça yoğun görmüştük. Gelgit'in kuvvetli olduğu açık denizlerde Akarsu ağızlarının Huni biçiminde oyulmasıyla oluşan kıyılardır. Batı Arpada görülür Hamburg ve Londra limanları da buna en önemli örnekler arasında gösterilebilir arkadaşlar. Watt tipi kıyılar nelerdir arkadaşlar? Watt tipi kıyılar ise gelgit gergitkenliği yine çok fazla olduğu alanlarda bazen kara bazen deniz durumuna dönüşen kıyılardır. Kuzey deniz kıyıları buna örnektir. Türkiye'de var mıdır Watt tipi kıyı? Hayır arkadaşlar yine Haliç mantığıyla ilerleysek Watt'ta e, okyanuslu ve gelgitli alanlarda görüleceği için Türkiye'de rastlanmayacak kıyı tiplerindendir. Rio kıyı tipi. Ya da Rios arkadaşlar bu da yine karşımıza sıkça soru çıkaracak kıyı tiplerinden bir tanesi. Örneğin Marmara Denizi'nin İstanbul Boğazı'nın Çanakkale Boğazı'nın oluşması bize Ria tipi kıyı verecek. Şöyle anlatmamız gerekirse zaman içerisinde Kar Su Vadisi'nin denizin ilerlemesine yani transgresyon yaşamasıyla beraber ne olması sular altında kalmasıyla oluşmuş kıyı tipidir diyorlar. Platoları derince yaran akarsu hallerinin deniz durumuna dönüşmesiyle derin koylar şeklinde oluşan kıyı tipleridir. İstanbul ve Çanakkale Boğazı kıyıları ile Güney Vatanı dolu kıyıları buna oldukça güzel örnek olacaktır. Eğne kıyılar. Dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda oluşur ve girintili çıkıntılı kıyılardır. Birçok Noel liman, koy ve körfez bulunur. Örneğin Ege kıyılar. Ege'yi rahatlıkla zaten görebiliriz. Tüm haritalarda ve burada da şekil üzerinde gösterdik. Kıyıda ne kadar girinti çıkıntı fazlaysa Dağlar ne kadar dikse o kadar ne olacaktır? Enne kıyı özelliği gösterecektir. Boyuna kıyılar ise tam tersi arkadaşlar ne olacaktır? Karadeniz ve Akdeniz gibi alanlarda girinti çıkıntının az olduğu ve dağların kıyıya paralel olduğu e, sahalarda kendini gösterecek kıyı tipleridir. Şimdi enle kıyı ile boya kıyı arasındaki soru farkları nedir? Enine kıyılarda iklim içeri ne yapabilir arkadaşlar? Çok rahat girebilirken, sokulabilirken. Boyuna kıyılarda dağların kıyıya paralel olmasından dolayı iklim içeriği ne yapamayacaktır? Sokulamayacaktır. Bu da önemli bir detay bilgi olsun. Dalmatça kıyı tipi ise görüyorsunuz dalmatça köpeğinin o üzerindeki menekler gibidir bu. O yüzden ne yapılmıştır? Dalmatça tipi kıyı denmiştir. Dağlarımız Dağlarımızın ne olmak zorunda kıyıya paralel uzanmak zorunda. Dağların zaman içerisinde sular altında kalması yani bir transgresör olayı sonrasında sular altında kalmış ve bu alanda azıcık görünüm oluşmuştur. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dalmaçya tipi kıyı. Paralel uzanan dağlar vardı. Arasındaki vadilerin deniz durumuna dönüşmesiyle kıyı çizgisiyle paralellik gösteren adacıklardan oluşan kıyılardır. Hırvatistan, Adria denizindeki Dalmatya kıyıları, Batı Anadolu'daki Antalya Kaş kıyıları özellikle karşımıza çıkacak önemli örneklerdendir. Evet boyuna kıyıdan bahsetmiştik şimdi onu hemen şekillendirelim. Bakın dağlar ne olmalı? Kesinlikle paralel yani sıra dağ olmalı. Girinti çıkıntı enine kıyıya göre çok daha az. Bu nedenle Karadeniz Akdeniz buna en önemli örnektir. Limanlı kıyılardan bahsetmemiz gerekirse alçak tepelikler arasında kalan geniş valilerin deniz durumuna dönüşmesidir. Yani yine bir transgresyon olayı var ve bu kıyıların önü kıyı okları ile kısmen kapatılıyor. Limanlı kıyılar oluşuyor. Karadeniz Odası Limanı ve bu anlamda yine Kuzey Marmara kıyıları önemli limanlı kıyı tiplerine örnek oluşturacaktır. Mercan kıyı tipi, mercan kıyı tipleri, mercan kayalıklarının zaman içerisinde üst üste yılarak e, ölmesi ve sonrasında oluşan kayalıkları verecek. Türkiye'de yine bunu çok fazla rastlamayacağız arkadaşlar. Ama dünyada en önemli örneği Avustralya mercan kayalıkları oluşturacaktır. Lütfen bunları da unutmayın. Sıcak denizlerde yaşayan mercanların öldükleri zaman üst üste biriken kalıntılarının yani resiflerin oluşturduğu kayalık ve adacıklardır. Bunların çember şeklinde birikip içerisinde sığ göl oluşanlarına atol diyoruz. Avustralya ve Güneydoğu Asya'da bunun örnekleri oldukça yoğundur. Yükseltileri az olduğundan Tuznavi'den oldukça fazla etkilenen yerlerdir. Önemli bir notumuz var. Ülkemizde Fjord, Sky, Haliç, Vat ve mercan tipi kıyılara rastlanmaz. Biz bunların detaylarını zaten verdik arkadaşlar. Müzik